Hürriyet Caddesi'ndeki Anadolu Restoran, Antakya'nın en önemli lezzet duraklarından bir tanesi. Buranın bir sürü yemeği çok lezzetli ve meşhur. Özellikle mezeleriniz çok meşhur. Kaç çeşit mezeniz var? 30 aşkın meze çeşidimiz var. Aktif olarak 20-22 tanesi gündemde. İstek üzerine diğerleri de yapıyoruz. En meşhurlarından? Humus, bize özgü humus. Patlıcan salata, abuganuş dediğimiz. Muhammara, ceviz biber. Zatar dediğimiz kekik salata. Patlıcan yoğurtlama, biber yoğurtlama, süzme yoğurt, kuru ve taze olmak üzere çökelek salataları, soslu patlıcan, Rus salata, ıspanak, brokoli, zeytin salata gibi uzayıp gider mezeler. Peki sizin bu mezeleriniz ve yöresel yemekleriniz kadar ünlü bir aşurunuz var. Evet. Bütün bu yörenin bildiği keşkek benzeri bir yemek. Evet, evet. Bunu anlatır mısınız? Hangi malzemeler kullanılıyor bunun için? Şimdi aşur dediğimiz yemek özellikle lokantalara sonradan girdi. Bu aktif olarak daha önceleri düğünlerde, şölenlerde ve özellikle cenazenin 7. gün dediğimiz baş sağlığı dileklerinde yapılır. Lokantalara yansıyış biçimi biraz biçim şekil değiştirerek geçmiştir. Aşur özellikle ana maddeleri buğday, incik dediğimiz et, boyun eti de katılabilir buna, kuyruk yağı, piştikten sonra da kimyon. Eti özellikle önce 2-3 saat kadar eriyene kadar haşlamak lazım. Et iyice haşlandıktan sonra buğday içine bırakılır. Onun şişmesi beklenir. Buğdayın pişmesi beklenir. Buğday pişmeye yakın artık yavaş yavaş tahta bir kaşıkla, iri bir kaşıkla dövme işlemi yapılır. Zaten diğer adı da dövme. Bu dövme işleminden dolayı ona dövme de denir. Yani bazı kesimler buna dövme derler. Eze eze dövülür. Dövüldükçe buğday kaybolmaya, et de buğdayın içinde kaybolmaya ve eğer salçasız yapılmışsa bembeyaz bir renk almaya başlar. Lokantalarda kullanılan ilave olarak bu maddelere baş biberden çekilmiş salça. Niye peki? Baş biberin salça biraz tuzlu olur kurutulduğu için. Acı da yani. Bir de çiğ biber kurutulur hemen çekilir. O biraz ıslaklık taşır. Biraz beklediğinde ekşilik yaratabilir yemeklerde. Her gün bunu yapıyor musunuz lokantada? Haftada 3 gün yapıyoruz. Hangi günler? Pazartesi, perşembe ve cuma. 2 gün hafta, yani peş peşe 2 gün yapıyoruz. Tekrarlayalım ki. Pazartesi, perşembe ve cuma. Cuma. Yani gelecek olanlar aşur yemeği o günleri tespit etsinler. Peki turistler seviyor mu? Çok ilgi görüyor. Onlar için yapıldığında biz acısız biber tercih ediyoruz. Ha, acıyı yemiyorlar. Evet. Peki yerel halk gelip de yiyor tabii mu? Ki. Sırf özellikle yemek telefonla aranıyor. Bugün aşurunuz var mı diye. Antakya'nın baş yemeği aşur gerçekten de kralların ağzına layık bir yemek.